Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda dikey ekran kartı tüm kasalara nasıl takılır bundan bahsedeceğiz. Konumuz Akasa markasının Riser Black Pro olarak geçen elimde görmüş olduğunuz bu kutunun içindeki dönüştürücü. Bu dönüştürücü sayesinde Dark Guardian Pro tarzı sizlerin sevdiği efsane kasalardan birine dikey ekran kartı montajı yapacağız. Ancak siz dilerseniz tüm kasalara bu adaptör sayesinde dikey ekran kartı takabilir. Ve şeffaf yan panel varsa ya da cam, tempered glass, plexi artık neyse kasanızın içini gösteren bir panel varsa bu adaptörle ekran kartınızı dikey dışarı doğru sergileyebilirsiniz. Şimdi hemen bu adaptörün bileşenlerini ve ardından da bir ekran kartını dikey olarak dikey ekran kartı montajı özelliği taşımayan bir kasaya nasıl takıldığına yakından bakalım. Videomuz uzun olmasın diye hemen Akasa Riser Black Pro'nun kutusundan başlayacağız. Sturdy Metal diyor, metalin dayanıklılığından bahsetmiş. Yüksek bandwidth, high speed bandwidth demiş. Kablo açısından bu çok önemli çünkü ekran kartımızın verilerini iletecek. Ultimate ME Shielding demiş. Yani manyetik alandan çevredeki etkilenmiyor. Ve Flexible Cable dediği esnek kablomuz. Şimdi hemen kutumuzu açalım. Biz daha önce açıp zaten montajını Yaptık tabii ki. Şu şekilde bir kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzunun güzel tarafı şu. Her şeyi şekilde izah etmiş olması. Buradaki şekillere bakarak yapamama durumunuz yok. Ancak biz bu videoda sizler için özel bir şekilde kademe kademe anlatacağız. Bu kutunun içerisinde bazı içerikler geliyordu. Ben kutu açma sahnesi kısa sürsün diye çıkardım. 2 adet metal plakamız var. Birazdan nereye takıldığını zaten göstereceğim. 3M arkası yapışkanlı şu şekilde küpten ince parmak kalınlığında ve çok ince bir pede kadar farklı boy pedlerimiz var. Bunların hepsinin ne işe yaradığını birazdan sizlere montaj sırasında zaten anlatacağız. 2 adet metalimiz var şu şekilde. Ve bir torba poşetimiz var. Bunların içinde parmak vidalar da var. En önemli parçaya gelelim. En önemli parça tabii ki o flexible kablo dediğimiz esnek kablo. Bir ucunda şuradaki korumasını çıkarayım plastik. PCI Express 16x portumuz diğer ucunda da yine dişi olan portumuz var. Kilidi de dahil. Burada görmüş olduğunuz gibi bir kilitimiz de var. Ekran kartımızı kilitliyor. Bu alt taraftaki plakada metal arkadaşlar ve oldukça kalın, sert bir metal. Dolayısıyla son derece dayanıklı. Şimdi kutuyu kapatmadan geniş açı çekiyoruz bu arada. Kutuyu kapatmadan bir adet daha kılavuz var. Bu da garanti belgesi. Akortek Bilişim'in yaptığı Güzel bir çalışma. Burada her şey çok özet bir şekilde şekille gösterilmiş. Neyin ne yapılacağı hepsi aslında bu özet diyebileceğimiz kullanım kılavuzunda belli. Biz şimdi bunları tek tek gerçekleştireceğiz. Şimdi öncelikle kutularımızı kenara alalım. Bu iş için her bilgisayar montajında olması gerektiği gibi bir adet tornavideye ihtiyacımız var. Şimdi hızlı şekilde başlıyoruz. Hızlı bir şekilde bu bileşenleri bilgisayarımızın içine almadan birleştirelim ve nasıl durduğuna önce dışarıda bakalım sonra kasamızın içine geçerkenki uygulamalara bakalım. İlk olarak bu flexible kablo dediğimiz bölüm ve alt tarafındaki burası metal. Şöyle vurayım arkadaşlar. Oldukça dayanıklı bir metal ve kalın bir metal. Şimdi bu ekran kartımız dikey takılacağı için karşısında hemen ekran kartımızın PCI portlarının denk geleceği PCI slotu lazım bize. Burada çukur olan bölüm kasanın dışına Çıkıntı olan bölüm kasamızın içine. Çünkü ekran kartımız buraya oturacak. Şu şekilde gelmesi gerekiyor. Bakın şu şekilde. Birintili bölüm arkada kalıyor. Bunu da 3 adet şurada görmüş olduğunuz parlak vidalarla yapıyoruz. Şimdi çukur kısmı kasamızın dışına gelecek şekilde hizaladık. Bu sahnede ekran kartımızın takıldıktan sonraki daha doğrusu ekran kartı PCI solutumuzun takıldıktan sonraki halini görüyorsunuz. Burada ufak bir boşluk var şu şekilde. Kartımız buraya konumlanacak dikey olarak şu şekilde takılacak. Daha sonra kasamızın normal PCI portları da biliyorsunuz bu şekilde. O yüzden onun da kasanın portlarına takılması için şöyle bir aparat var. Yine kartımızı daha doğrusu adaptörümüzü şu şekilde tutup elimizde bir tur vidalarımızı döndürmemiz ilk etapta yetecektir. Evet şu anda PC Express portumuz görmüş olduğunuz gibi slotlarımız hazır. Buraya ekran kartımız girecek. Şu şekilde duracak. Bu bölümde bizim normal kasamızdaki vida alanımızı oluşturuyor. Birazdan zaten daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Bir de şöyle bir ikili parçamız var. Bunların her biri tabii ki bir amaca matufu arkadaşlar. Şu şekilde geliyoruz. Bu ray sisteminin içinde görmüş olduğunuz gibi hareket ediyor. Bunun amacı ekran kartımıza alttan destek vermek. Şimdi ben bunları bir adet vidayla sabitleyeceğim. Şöyle. Biz daha önce kasamıza montaj yaptığımız için yükseklik ayarını ben maksimumda tutarak yaptım. Çünkü nasıl bir montaj yapacağım 3 aşağı 5 yukarı kafamda oturmuş durumda. Ancak yine gerekirse vidayı gevşeteceğim. Montaj sırasında zaten kasamızın içinde göreceksiniz. Bu sünger desteklerde de şöyle bir durum var. İki tane sünger desteğimiz var. Bunların bir tanesinin altını ben daha evvel çıkarıp uyguladığım için daha farklı renk görüyorsunuz ama 3M uygulanmış şekilde geliyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz adaptörün altında yaklaşık e, bir parmaktan daha az şu şekilde bir çıkıntı var. Bu bölüme bu aparatı yapıştır, yapıştırarak iki tane ayağı yapıştırarak kasanızın en alt konumuna getirip kasanızın eğer tünelli bir kasanız varsa tüneline değdirebiliyorsunuz. Bunlar ayak görevi görüyor o bölüm çizilmesin diye. Birazdan göstereceğiz ama onu istemiyorsanız şu şekilde... Bu vidalı bölümü denk getirerek şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. O da şu oluyor. Şuradan görmüş olduğunuz gibi PCI Express portunun nereye geleceğini, neresine geleceğini siz belirleyecek şekilde buradan bir vidayla bir ya da iki vida tabii. Ben şu anda bir vida diyorum ama takdir sizin. Şu şekilde bu destek ünitesini alttan yerini belirlemiş oluyorsunuz. Ekran kartınızın ağırlığının kasanızın geneline yayılmasını yani sadece uçtan desteklemiyor. Bir de arkadan destekliyor. Şimdi kasamıza artık bu adaptörü taktık. Kasamıza nasıl takacağız? Ekran kartını takmadan hemen dikkat etmemiz gereken neler? Hemen bakalım. Videomuzun bu bölümünde Akasa'nın dikey montaj aparatı ve Dark Guardian Pro kasamızda birlikteyiz. Şimdi öncelikle ilk yapmamız gereken bu dikey montaj aparatının nereye geleceğini yaklaşık olarak konumlamak. Çünkü ekran kartımızı nerede görmek istiyorsak bunu belirlememiz gerekiyor. Buna göre de buradaki yükseklik aparatının vidasını gevşeterek ayarını yapmanız gerekiyor şu anda ben daha önce montaj yaptığım için nereye geleceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorum Dilerseniz bu bölüme süngerleri koyarak en alttaki bu tünele bu aparatı 0-0 yapıştırabilirsiniz Onun için bu daha önce gösterdiğimiz süngerleri alta ayak olarak konumlandırmanız gerekiyor şimdi ekran kartını takacağız sebebi de şu PCIe porta taktıktan sonra ekran kartını takmak ve burada bazı manevralar yapmamız gerekecek. Onun da sebebini söyleyeceğim. Ekran kartımızı dikkat ediyoruz. Normal PCI Express ekran kartı takıyormuş gibi iki elimizle şu şekilde çıt diye takıyoruz. Ve burada vidayı görüyoruz arkadaşlar. Bir vidayla buraya sabitlemekte en azından video sırasında bir vida. Ama siz dilerseniz iki vidayla da daha da sağlam yapabilirsiniz. Bir vidayla ekran kartımızı sabitlemiş bulunuyoruz. Şimdi ben neden ekran kartını önce taktım? Çünkü ee, şuradan bir kablo örneğimiz var bizim. DisplayPort kablolarının buradaki bölümlerinin uzun olduğunu görüyorsunuz. Bu uzunluk sebebiyle buradan adaptörden şu kilidine bassanız da kablo girdiğinde ekran kartınız için dönmesi gerekiyor. Ve burada belli bir mesafeye ihtiyacı var. O yüzden kabloları önceden takmanızı sizlere öneriyoruz. DisplayPort kablomuz bir port yukarıda. O yüzden ona buradan geleceğim. HDMI kablomuz ise bir port aşağıda yer alıyor şu şekilde kartımıza DisplayPort kablomuzu taktık. Ve ben ardından HDMI kablosunu da göndereceğim. Kablolarınızın eğer uçları kalınsa burada daha fazla problem olmaması açısından önce takmalısınız. HDMI'yi de taktım. Şu şekilde 3 aşağı 5 yukarı kartımın nerede olacağını biliyorum. Şu anda biraz boşluklu. Bu kablonun da esnemesinin verdiği bana avantaj da şu şekilde PCI portuna geliyorum. Ve çıt diye yerine portuma Ekran kartımı bağladım. Şimdi burada alt tarafta yükseklik ayarımın biraz fazla olduğunu görüyorum. Hemen bir vida gevşetmesi yapacağım. Kablolar zaten kartın şu anda durmasını sağlıyor. Yani bu ayarlar fix ayarlar değil. Şöyle yükseklik ayarımı kısalttım. Ekran kartım şu anda oturabilir durumda. Parmak vidalar bana daha önce verilmişti. Kasamın arka tarafını şu şekilde Dark Guardian Pro kullanıyoruz. Kasayı bilenler bilecektir. Şu şekilde. Hemen kasamızda çevirelim. Kartımızın montaj aparatı güzel bir şekilde duracak şekilde. Birinci vidamızı attık. İkinci vidamızı yine atıyoruz. Üçüncü vidayı atıp atmamak size kalmış. Hani daha da sert ve dayanıklı olsun, güvenli olsun diyorsanız burada vida sayısını arttırmak tamamen size kalmış durumda arkadaşlar. Bu bölüm tamamlandı. Şöyle tekrar sizlerin rahat görebilmesi açısından ekran kartımız takıldı. Burada yükseklik ayarı yapmak isterseniz çok az bir bölümle yapabiliyoruz. Ben şu anda şöyle bir şeye doğru gideceğim. Onu da göstereyim sizlere. Bu ayağı maksimumda bastıracağız. Yukarı doğru. Araya Videomuzun başında olan süngeri ekleyebiliriz arkadaşlar. Hafif bastıracak şekilde. Bu arada parmak vidalarla olmasının artısı şunu da videomuzda göstermiş olalım. Vidaları hafif gevşeterek bu aparatın içinde vidaların kayma kayması ve hareket edebilmesi için burada görmüş olduğunuza benzer boşluklar var. O yüzden bakın şimdi vida olmasına rağmen kartı aşağı yukarı burada görmüş olduğunuz gibi alabiliyorum. Bu bana neyi sağlıyor? Şuradaki sünger yapışkanı çıkaracağım. Buradaki yükselticimin altına güzel bir şekilde konumlandıracağım ve ardından da onun üstüne güzel bastıracak şekilde tekrar vidalarımı ilk etapta elimle daha sonra da tornavidamla sıkıştırmış olacağım. Böylelikle ekran kartımın montajı tamamlanmış durumda. Arka taraftan da kabloları görüyorsunuz. Sizleri yakın çekimlerle baş başa bırakıyorum. Bu teknikle bütün kasalara dikey ekran kartı takılabilir. Üstelik videomuzun sonuna doğru gelirken bizim için en önemli olaylardan bir tanesi de kasamızın cam ya da tempered glass ya da artık plexi bölümüyle ortalama Dark Guardian'da 3 parmaktan fazla yerimiz var. Bu da bize ekran kartının önünden çok ciddi kasanın önünden gelen havayı alarak buz gibi olduğunu, soğuduğunu gösteriyor. Yani ekran kartımız soğutma olarak bir şey kaybetmiyor. Özellikle de buradaki yapılar ızgaralıysa ısınan havada hızla tahliye edilecektir. Son tahlilde bu e, PCI portlarından demirler bükecekseniz eğer bükeceğiniz demirleri önceden öngörmek için şöyle bir hayali montaj yapmakta fayda var. Sizleri bu adaptörün yakın çekimleriyle baş başa bırakıyoruz. Videomuzun altındaki linkten Akasa Riser Black dikey ekran kartı montaj aparatını satın alabilir ve ekran kartınızı dikey olarak sisteminizde sergileyebilirsiniz. Hoşçakalın.